Ben okey mi basacağım? Evet. Yo, biz seni duyuyoruz. Aa, bir şey soruyor da. Kayıt alındı. Ben o Evet, devam aha, edeyim. şu anda evet kayıttayız zaten. Nasılsın? Hoş geldin. Hoş bulduk. İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İzleyiz. Çok teşekkür ederiz. Yayına yurt dışından katılıyorsun, değil mi? Evet, şu anda Almanya Hanover'dayım. Almanya'dasın. Evet. Hoş geldin tekrar. Teşekkür ederim. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi müzik eğitim bölümünün düzenlediği müzikçe söyleşiler online söyleşimize hepiniz hoş geldiniz. Değerli konuklarımız, sevgili Cemal hoş geldin. Ben öncelikle seninle ilgili bilgi toplarken dünyanın 30 yaş altı en önde gelen 30 müzisyeninden biri olduğunu öğrendim. Ben bu süreçle ilgili sana aslında soru sormak istiyorum. Nasıl ilerledi, işte nasıl oldu bu? Onunla ilgili bize biraz bilgilendirme yapabilir misin? Tabii ki de yani o İngiltere'nin ünlü bir radyo sistemi, yani sadece İngiltere değil bütün dünyada dinlenilen Klasik FM tarafından seçilmiş bir şey. Yani benim haberim bile yoktu. Ben tabii ki de İngiltere'de 2007 yılından beri okuyorum, yaşıyorum, kariyerim orada devam ediyor. Orada birçok şey yaptım tabii ki de, birçok kaydettim. Birçok önemli konserlerde yer aldım. Birçok orkestrayla turnelere çıktım. Onun için herhalde tabii ki de bunun bir şeyi vardı, desteği vardı. Ama sonuçta tabii ki de bir de Klasik FM ile benim aram bayağı iyi. Onların her sene geçirdiği çok ünlü, bilmiyorum siz duydunuz mu, Royal Albert Hall diye bir salon var, konser salonu var. Evet. Proms Festivali orada geçiyor her sene. Orada ben her sene çıkıyorum ve sonuçta Julian Lloyd Webber çok eski jenerasyonun önemli isimlerin arasında yer alan çelist. İşte onun tarafından ben üst 30 müzisyenden biri seçildim ve çok mutluyum tabii bunun için. Evet, bunun için tebrik ediyoruz. Gurur Teşekkür duyuyoruz ederim. bu durumla. Cemal, biraz sesini yükseltebilir miyiz acaba? Öyle bir şansımız var mı? Sesin az geldiğini, biraz az geldiğini söylediler ama yine istersen bir kontrol edelim. Tabii. Nasıl? Buradan mı bir şey yapmam gerekiyor? Zoom'dan mı? Yani belki bir ses seviyesi falan varsa onu biraz yükseltebilirsin. Tamam. Sıkıntı değil. Şimdi şöyle, ben Fazıl Say'ın albümünden bahsetmek istiyorum. Bu albümde çaldınız. Bize bu süreçten bahsedebilir misiniz? Mesela nasıl teklif geldi, ne hissettiniz? Çalışması nasıldı? Kolay mı oldu? Yani neler hissettiniz? O süreç nasıl geçti? Onu sormak istiyorum size. Tabii öncelikle şimdi daha mı iyi? Evet, şu an çok güzel. Tamam. Evet, Fazıl Bey'le tabii ki de benim için küçüklüğümden beri çok önemli idolüm sayılır. Yani Türkiye'de herkes birçok müzisyen için olduğu gibi Fazıl Say'ın kayıtlarıyla büyüdüm. Ve onunla beraber onunla beraber önceki iki konser verdik. Sonra şimdi bizim üç tane albümümüz olacak. Tabii ki de onun şarkılar albümünde de yer aldım ama o benim albümüm değildi. Sadece işte birkaç parçada cello solo çaldım ben orada. O şarkılar albümüydü ama şimdi bizim üç tane albümümüz olacak. Birincisi Cemal Aliyev Plays Say albümü olacak. Orada onun sonatlarını çalacağız beraber. Sonra onun üç konçertosunu kaydedeceğim Ankara'da Bilkent Senfoni ile. Ve bir tane de Sony ile çıkarıyorum. O da Gold Herman albümü olacak. Onun için tabii ki de bunlar için çok heyecanlıyım ve Fazıl Bey ile çalışmak, onunla beraber sahneye çıkmak tahmin edebildiğiniz gibi benim için çok çok önemli ve Tabii. değerli bir şey. Peki, ben şey merak ediyorum. Mesela başladığınız provalardaki hassasiyetini mesela merak ediyorum Fazıl Bey'in. Mesela direkt kolay mı çalışması? Onu sorayım ben size. Kendisiyle çalışması kolay mı? Hemen işte bir kez daha, bir kez daha hani en iyi bulana kadar mı, yoksa gerçekten yani o süreci merak ediyorum, kayıt aşamasını. Kayıt aşaması mı yoksa çalışma, yani prova mı diyorsunuz? Kayıt aşamasını, yani evet, kayıt aşamasını merak ediyorum.
Kayıt bayağı, tabii ki de o çok mükemmeliyetçi denir galiba Türkçe'de. Bir insan olduğu Evet. için kolay ve çabuk geçti diyemem. 3 gün sabahtan akşama kadar stüdyoda geçirdik. Zor değildi hiçbir şekilde çünkü zaten onun biz kayıttan önce 3-4 gün beraber buluştuk, prova yaptık, konuştuk her şeyi ve her şey çok belli etti. Sadece provada, pardon, kayıt sırasında biz sadece yapacaklarımızı biliyorduk. Sadece ses konusunda problem yaşamamak için ya da Fazıl Bey'in istediği en kafasında duyduğu en yani ses en iyi sese ulaşmak için bayağı zaman harcadık ama onun dışında bayağı güzel geçti yani çok hiç problem İyi, evet. yaşamadım. Evet. Harika, çok güzel. Peki bu bir aslında bilgilendirme isteyeceğim sizden. Bu gençlerin ÇEV sanat bursiyeri olabilmesi için neler yapması gerekiyor? Yani bunun şartları neler? Şart. Ben de emin değilim. Yani onlar her 2-3 sene sanat kurulu toplanıyor. Yani Fazıl Bey, Bülent Evcil, Mehmet Yasemin, İbrahim Yazıcı ve birkaç kişi daha vardı. Ben tam olarak hatırlamıyorum ama sanat kurulu toplanıyor ve sınava giriyor bütün burs isteyen yani şeye katılmak, ÇEV sanata katılmak isteyen öğrenciler sınava giriyor. Ben de 2017 senesinde girdim. Ve ben o şekilde onların şeyine girdim kurumuna. Yani tek yapmaları gereken herhalde bir şekilde oranın kurucusu Berin Yolar'ı tabii ki de biliyorsunuz herhalde. Ve Evet. onunla iletişime geçip kendilerinden bahsedip audition yani sınav için en iyi şekilde hazırlanıp her 2 sene, 3 sene yani en son ne zaman da hatırlamıyorum ama seneye veya bir sonraki seneye tekrar olacak girip çalıyorsunuz. Ve ondan sonra işte sanat kurulu seçiyor belirli sayıda yani insan. Evet. Şu anda 36 kişiyiz galiba. Peki Cemal, belli bir yaş aralığı var mı? Okuyor olmamız gerekiyor galiba. Ve belirli bir yaş aralığı var mı bilmiyorum. Şu anda 30 yaşında biri bile var. Onun herhalde okuduğumuz sürece onlar destek görüyorlar bize. Evet, anladım. Şimdi lisede eğitimi sanırım İngiltere'de aldınız. Evet. Bu süreç içerisinde şimdi aileyle ayrı kalınıyor. Bu süreçte neler yaşadınız? Yani hem aileden uzakta bir şey var, bir durum var. Ondan sonra belki de aileden uzakta kendi alanın içerisinde enstrümanla bir arada kalmak mı daha iyi? Yani bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Aileden uzakta bir eğitim aldınız. Önemli bir yaş aralığı aslında o. Neler hissettiniz? Ne zorluklar oldu? Kolaylıkları oldu mu? Bu kariyerinizi nasıl etkiledi? Çok iyi oldu diyebilir misiniz? Ya da şöyle olsa daha iyi olurdu diyebilir misiniz? Benim için ben de emin değilim. Yani ben öyle bir insanım ki yani her yaptığım, her karar verdiğim şeye geri bakıp keşke böyle yapmasaydım, bunu yapsaydım falan demiyorum hiçbir zaman. Ama ne olurdu hiç bilmiyorum. Yani kısacası ben 5 yaşımdan başladım çello çalışmalarıma ve ailemle beraber yaşıyordum tabii ki de. Ve onların müzisyen olması benim için çok önemliydi çünkü hep onlar benimle çalıştılar. 13 yaşıma kadar önce benim dedem hocamdı. Sonra tabii ki de babam da kemancı, annem çelist. Yani herkes sürekli kontrol altında tutuyorlardı ve benim için çok iyiydi bir açıdan çok iyiydi ama öbür açıdan biraz zordu çünkü her istediğimi yapamıyordum. Tabii ki de sürekli çalışmam gerekiyordu. Sürekli değil tabii ki de ama çoğu zaman yani her istediğimi yapamadığım için İngiltere'ye gittiğimde birden ben ailesiz kaldım. Bu demek oldu ki her istediğimi yapabiliyorum gibi bir yani yaz kampı gibi bir şeye dönüştü orası benim için. Başta hiç çalışmadım diyebilirim yani. Ben 13 yaşımda gittim. 13 yaşıma kadar bayağı çalıştım. Sonra oraya gittiğimde günde 1-2 saat falan en fazla çalıştım ve tabii ki de orada eğitim çok daha değişik. Akademik şeylere çok önem veriyorlar. Müzik açıdan çok iyi diyemem çünkü benim düşündüğüm kadarıyla bir müzisyen için en iyi şekilde gelişmek
en daha çok konsere çıkmak, değişik festivallere gitmek, masterclasslara katılmak, oda müziği yapmak, değişik müzisyenlerle beraber çalışmak. Bu bence en önemli şey ve bunun hiçbirini o okul bana sunmadı. Yevdümen'in okulu bana sunmadı. Tek yaptığımız şey okulda derslere girmekti. Akademik, matematik, felsefe, science Türkçesi hatırlamıyorum mesela. Sonra işte anlıyorsunuz yani değişik akademik derslere girdikten sonra artık çalışacak gücümüz de kalmıyor. Yani tabii ki de bir insan çok akademikse ve çok nasıl desem yani iki tür insan vardı. Biri çok çalışmayı sever, bütün gün çalışarak keyif alır hayattan. Ben öyle bir insan olmadığım için ben bütün yarım günümü çalışıyorsam, böyle akademik derslere giriyorsam sonra beni dinlenmem lazım yoksa. Çünkü ben konsantre olamıyorum ondan sonra ve onun için benim için 5 sene çok verimli geçmedi diyebilirim. Sadece Royal College of Music'e başladığımda ben ciddi olarak 19 yaşımda başladım. Çalışmalara ve kariyerim o zamandan beri ilerlemeye başladı ama ondan önce belki o olmasaydı, belki alemle kalsaydım ve sürekli çalışmaya devam etseydim zorla. Çünkü o zamanlar kimse çok çalışmak istemez. Yani çocuksunuz sonuçta oyun oynamak istiyorsunuz. Belki onu yapmak zorunda kalsaydım sonra 19-20 yaşlarımı geldiğinde başka bir şey olurdu. Ben çalışmayı keserdim. Daha çok insanlarla, arkadaşlarla vakit geçirmek isterdim ve kariyerime konsantre olamazdım. Onun için ben hiç bilmiyorum. Benim için okey yani şu anda ben mutluyum hayatımda ama ben başkasına olsa ben o okulu çok tavsiye etmem. Anlıyorum. Evet, şimdi tabii bunlar önemli şeyler çünkü gençler, çocuklar, veliler bir yol haritası çizmeye çalışıyorlar. Hani ne yapılmalı, işte yurt dışına mı gönderelim, işte şöyle mi okusun, böyle mi yapsın. Aslında Türkiye'de de olsam, bu benim tabii kendi fikrim ama yurt dışında da olsa insanın kendi kendine disipline edebilme yeteneğinin olması gerekiyor. Yani mesela siz diyorsunuz ki hep etrafımda müzisyenler, hep kontrol altında. Yani kontrol altında demeyelim de şimdi benim de kızım konservatuara piyanist olarak girse ben de ister istemez tabii ki de bakacağım ne yaptığına, ne çaldığına, ne kadar çalıştığına. Tabii kontrol etmek diyoruz yani biz buna. Yine de insanın kendi kendine disipline edebilmesi çok önemli. Önümüze çıkan imkanları iyi bir şekilde değerlendirmek çok önemli. Ama aileden uzakta kalmak da çok zor bir süreç. Mesela kimisi dediğiniz gibi 8 saat, 10 saat çalışıyor. Kimisi çalışarak yapıyor. Kimisi böyle işte mola alarak da yapabiliyor. Bunun insanın kendini tanımasıyla da alakası var diye düşünüyorum. Ve ben şey sormak istiyorum. Bu violonsel eğitimine şöyle bir geçiş yapsak ve kaç yaşında sizce başlanmalı? Yani siz mesela nasıl başladınız? Hemen direkt violonselle mi başladınız? İşte piyanoyla mı başladınız? Nasıl oldu bu? Yani bir aile çocuğuna violonsel çaldırmak istiyor ve onu kaç yaşında başlatmalı sizce? Bence ne kadar daha erken başlatırlarsa o kadar daha iyi o çocuk için. Çünkü yani bilmiyorum yani bir sürü çok tanınmış ve hayatında kariyeri çok yükseklere taşımış insanlar bazıları 10, bazıları 12, 15 yaşlarında da başladılar. Ama bence ne kadar daha genç başlayabilirlerse o kadar daha rahat olur ileriki zamanlar için. Çünkü enstrümana başladığın zaman o süreç bayağı zor. Ona alışana kadar bayağı zaman geçiyor. Ve artık bana göre 5 ve 10 yaş arası artık konserlere çıkma. Küçük küçük böyle değişik festivallerde ya da etkinliklerde o da müziği falan başka insanlarla beraber bunu böyle bir alışkanlık haline getirmek çok önemli. Bence o yaşlarda çünkü çoğu 10 yaşından sonra başlayan insanlar artık bunu çok ciddi olarak almıyorlar. Çünkü çok başka insanlar genelde çünkü 5 yaşında başlanıldığı için diğerleri bütün arkadaşları belki seviye olarak daha üstünde oldukları için onlar çok çabuk pes edebiliyorlar ya da başka bir şey yapmak istiyorlar. Çünkü o süreci geçmeleri gerekiyor. 10, 11, 12 yaşında falan başladıklarında. Ama 4, 5, 6 yaşında başladığında
bütün bu süreci zaten küçük olduğunda hiçbir şeyi çok fazla anlamadığın zaman da geçtiğin için artık 9-10 yaşına geldiğinde belirli bir seviyede oluyorsun. Ve zaten hayatında tek yaptığın şey yani 5 yaşından beri yani ilk böyle tam normal bir şekilde düşünmeye başladığından beri yaptığın şey müzik olduğu için daha sonrası çok daha kolay olabilir bir öğrenci için diye düşünüyorum. Yani ben öyle yaptım. Ben 5-6 yaşımda başladım ve benim etrafımdaki herkes Türkiye. Ben Bilkent'te büyüdüm, Ankara'da. Biz hepimiz o yaşlarda başladık ve hala hepimiz müzisyeniz ve çok mutluyuz hayatımızda. Onun için bana soracak olursanız ben ne kadar daha genç olursa çocuk o kadar daha iyi onlar için. Evet, peki yurt dışında durum nasıl Cemal? Mesela Almanya'da, İngiltere'de konservatuvar için ya da bunu profesyonel mesleki eğitim almak için sormuyorum. Yani oradaki aileler ekstradan çocukları için bu enstrümana başlama yaşını kaç olarak görüyorsun? Orada nasıl durum? Aileler çocuklarına müzikle ne zaman tanıştırıyorlar? Mesela korolarla mı tanıştırıyorlar? İşte kilisede mesela bu şekilde işte koroya mı götürüyorlar? Onların enstrüman eğitimleri, yaş aralığı kaç gibi mesela onu gözlemleyebildin mi? Bence yani Avrupa'da özellikle böyle Almanya, Fransa, İngiltere, yani İngiltere artık Avrupa değil ama böyle yerlerde yani klasik müziğin çok yoğun olduğu yerlerde her insan, aile yani çoğunluğu %80'i diyebilirim. Profesyonel şekilde olmasa bile bir şekilde çocuklarını amatör bir şekilde enstrüman çaldırıyor. Ne enstrüman olduğu tamamen onlara bağlı. Bir sürü insan piyano ile başlıyor. Tabii ki de piyano çalmakla başlıyor. Sonra işte kemana ya da violonsel, viola her neyse onlara geçiyorlar. Ama genelde piyano ile başlıyor ve genelde yaş Avrupa'da daha bile erken diyebilirim. Yani böyle 3-4 yaşında başlatılıyor. Çünkü daha sonra yani normal okula artık gitmeye başlayan çocukları genellikle daha başka akademik yönde destekliyorlar ve o yönde artık devam ediyorlar. Ama profesyonel bir şekilde, profesyonel bir kariyeri olmalarını istiyorlarsa insanlar, çocuklarının. Herkes 4, 5, 6 yaşında başlatıyor. Zaten her profesör ve hoca Avrupa'da bunu tavsiye eder herkese. Evet. Şimdi yaşı birazcık daha ilerletelim. Bir konservatuvar öğrencisi, violonsel eğitimi alan bir konservatuvar öğrencisi için çalışmalarında ne gibi şeyler tavsiye edebilirsin? Daha doğrusu şöyle söyleyeyim, bir yol haritası olursa işte şu kadar işte saat çalışmalı. O tamam, belki çok saat çalışıyordur ama o çalışmayı bilmek diye bir şey var. Hani ne önerirsin mesela o performansını o yıl için o eserler için performansını nasıl kaliteli hale gelir? Ne düşünmeli? Ne düşünerek oturmalı o enstrümanın başına? Ne sıklıkta pratiklerini yapmalı? Direkt mesela eserini mi çalışmaya başlamalı? Onun öncesinde çalışmalarını mutlaka her gün yapmalı. Ne önerirsin bununla ilgili? Tabii ki de verimli 2 saat, günde 3 saat verimli çalışmak, böyle hiç düşünmeden 10 saat çalışmaktan çok daha iyi bir şey. Bunu ben çok duydum. Ben kendim de değişik şeyler, örneğin benim virüs pandemiden önce 2 sene bayağı yoğundu. Sürekli turnelere çıkıyordum, konserlerim vardı. Ayda 7-8 kere sahneye çıkıyordum. Onun dışında seyahat, uçak, havalimanı derken, prova derken artık kendime hiç zaman kalmıyordu, çalışamıyordum. Ve ben işte o denilenleri denemeyi, kendi üzerimde denemeyi denedim. Ve verimli böyle günde 1,5-2 saat çalışmayı denedim. Ve doğrusunu söylemek gerekirse bana yani çok işe yaramadı diyebilirim. Çünkü neden? Çünkü tamam, verimli çalışarak çok şey elde edebiliriz. Ama bu sonuçta bir spor olarak da görmek gerekiyor. Çünkü her 3 gün ya da 5 gün sahneye çıkacaksak hem kol kaslarımız hem de beyin olarak onu iyice alıştırmamız gerekiyor. Yani pratik sürekli tekrarlama çok önemli bir şey. Ve 1-2 saatte bu yeterli olduğunu hiç düşünmüyorum. Bir insan en az 3-4 saat günde çalışmalı. Çünkü örneğin
Bu ne yaparsanız öyle bence. Çünkü örneğin diyelim bir PlayStation oynayacaksınız, futbol oynuyorsunuz bilgisayarda. Onu da günde 3-4 saat oynamazsanız, 1 saat oynarsanız sonra istediğiniz derecede ilerleyemiyorsunuz, oynayamıyorsunuz. Yani parmaklar yürümüyor, beyin çalışmıyor. Ama aynı şekilde violonseli de ben 1 saat günde 2 saat çalışınca sonra sahneye çıkıyorum. Verimli düşünmeye çalışıyorum. Yani çalıştıklarımda her şeyi yapmaya çalışıyorum. Her şeyi düşünebiliyorum ama parmaklarım istediğimi veremiyor. Ya da düşündüklerimi seyirciye gösteremiyorum. Neden? Çünkü onun alıştırmasını yapmadım. Kaslarım güçlü değil, yeterli güçlü değil. Onun için ben kesinlikle en az günde 3-4 saat çalışılması gerektiğini düşünüyorum. Ama tabii ki de verimli çalışmak çok önemli. Yani çalışırken böyle tenis turnuvasını ya da arkadaşlarımla akşam nereye gitsem falan düşünmek çok yanlış bir şey. Çünkü sonuçta evet kaslar çalışacak ama beyin çalışmayacak. Ve beyin çalışmıyorsa sonra konsere ya da sınava ya da bir yere çıktığımızda konsantre olacağız ama beynimizi buna alıştırmadığımız için çalışmayacak. Yani parmaklarımız belki yeterli şeyi almış olacak, kaslar gelişmiş olacak ama beynimiz çalışmadığı için gerekli şeyleri yapamayacağız. Yani hepsi bir arada olmalı. Yani onun için benim için en önemli şey kesinlikle günde zaten 4 saat falan ben çalışıyorum herhalde 3-4 saat. Oturuyorsun, çalışıyorsun verimli bir şekilde her şeyi unutup sadece bunu düşünerek çalışıyorsun. Sonra zaten istediğini yapabilirsin. Ya arkadaşlarla beraber çıkıyorsunuz ya da oyun oynuyorsunuz PlayStation ya da ne yapmak istiyorsa çocuk onu yapabilir. Ama işte o günde 4 saatini tamamen çevreye verip hem parmaklarını, kaslarını hem de beynini geliştirmesi çok önemli. Ve sizin bir sorunuz daha vardı yani bir repertuar konusunda başladığınızda. Ben tabii ki de ilk önce müziğe bakarak başlıyorum. Belki birkaç sevdiğim cellistin kayıtlarını dinliyorum. Onları dinlerken analize ediyorum. İyice her şeyi yazıyorum notaya. Düşündüklerimi nasıl yapacağım, nasıl yapmam gerektiği ki müzik artık aklımda dursun. Çünkü müziği çok iyi bilmiyorsam ve artık oturup notaya yeni bir şeye deşifre etmeye başlıyorsam ve yanlış ediyorsam onu değiştirmek sonra çok çok zor olabiliyor. Onun için artık bütün yapmak istediklerim frazlar olsun ya da crescendolar, parmaklar falan her şeyi ben önce, çalışmaya başlamadan önce yazıyorum. Sonra artık her şey beynimde hazır olduğunda oturuyorum ve onu çalışmaya başlıyorum. Bence en iyi ve tabii ki çalışmaya başladığımda her zaman en yavaş şekilde artık parmaklar her şeyin her yerini, bütün eseri baştan sona kadar bilene kadar onu yapıyorum. Sonra yavaş yavaş hızlandırıyorum ve performans temposunda tempo haline getiriyorum yani. Benim her zamanki ritüelim bu yani. Anlıyorum. Bu süreklilik tabii ki çok önemli. Bir de eseri işte mükemmel hale getirmek. Mesela bir ara o bende de vardı. Çalışırken mükemmel olsun. Üzerindeki her şeyi yapabileyim. Şunu da yapayım, bunu da yapayım, bunu da uygun. Ondan sonra dedim ki aslında mükemmel çalmak değil de mükemmel pratik. Yani ayırdığım zamanın mükemmel geçmesi için uğraşmaya başladım. Yani o zamanı verimli kullanmaya başladım. O zaman daha güzel müzik yaptığımı gördüm. Daha güzel sonuçlar aldığımı gördüm. Çok teşekkürler. Bunlar çok güzel, kıymetli bilgilerdi. Bir de diyelim ki yine konservatuvar öğrencisi değil. Ama bir violonsel çalmak, yani ben kızıma violonsel dersi aldırıyorum. Bu mesela ileriki böyle yaşamda nasıl etkiler sağlayabilir? Mesela kişinin kendi özgüvenini mi arttırır? Ondan sonra işte kendi el kol hareketlerini mi daha böyle kontrollü yapmayı öğretir? Yani mesela bir violonsel çalmak ne katabilir kişiye? Yani konservatuvar öğrencisi değil ama çalıyor. Ne katabilir mesela? Sence aklına gelen bir şey var mı? Bununla ilgili bir şey paylaşabilir misin? Yani violonsel çalmak normal hayatı nasıl etkiler mi soruyorsun? Evet, yani ilerisi işte mesela çocuğa çaldırıyorum. İşte ya başlattım 6-7 yaşında başlattım ona. Violonseli seçti ya da ben işte piyanoyu verdim olmadı. Kemanı koydum olmadı ama violonsele böyle şey yaptı, sahip çıktı enstrümanı ve onu çalışıyor. İleride mesela violonsel çalmak nasıl etkiler? Bir orkestraya gittiği zaman mesela dinlerken
işte yayları mı işte daha iyi dinleyebilir? Yani ona ne artısı olur violonsel çalmak? Ama konservatuvar öğrencisi değil. Yani mesleki müzik eğitimi değil ama violonsel alıyorlar ve onun dersini alıyor. Nasıl bir etki sağlayabilir? Ya da bir enstrüman çalmak da diyebiliriz ilerisi için. Bence enstrüman, yani müzik, her enstrüman olmasa bile müzik yapmak her insan için çok güzel bir şey. Çünkü sonuçta müzik çalışmaları beyni bayağı genişletiyor her şekilde. Ve belki dediğiniz gibi müzik dersleri alırsa küçükken, sonra klasik müzik konserlerine gittiğinde ya da operaya ya da her neyse gittiğinde çok daha zevk alarak ve her şeyi anlayarak dinleyebilir. Ve onun için çok yararlı olur ama başka bir konuda, yani normal hayatında nasıl bir yardımda bulunacağını ben bilmiyorum. Yani tabii ki de müzik bir sürü, örneğin Avrupa'da bu çok gelişmiş bir şey. Örneğin doktorlar ya da avukatlar falan, herkes bir müzik aleti çalabiliyor. Onlar amatör orkestralarla beraber orkestra kurup değişik böyle amatör şekilde konserler veriyorlar. Bu neden güzel? Çünkü sosyal amaçlı çok güzel. İnsanlar beraber prova yapıyor, beraber zaman geçiriyorlar. Bu açıdan bence müthiş bir şey ve tabii evet, ki harika. Evet, insanlar izleyebiliyor bunu ve aileleri, dostları, yani müzik yapmak genel olarak, yani konuşmadan duygularını anlatmak gibi bir şey olduğu için bence her konuda onlar için çok daha güzel bir şey olabilir yani. Evet. Şimdi son olarak sorularımız bitti. Ben merak ettiğim bir şey var, onu sormak istiyorum. Bundan sonraki çalışmalarınızı sormak istiyorum. Mesela şimdi önümüzdeki işte bir yaz var. Ondan sonra işte bir yıl içinde konuşabiliriz. Neler var? 3 tane albümden bahsettiniz. Onun dışında neler yapıyorsunuz, neler yapacaksınız? Onları da öğrenebilirsek çok sevinirim. Tabii benim şimdi artık yavaş yavaş konserler tekrar başlıyor. Öncelikle benim İngiltere turnelerim olacak. Royal Philharmonic Orkestrası ile. Sonra onun dışında Carl Jenkins diye çok ünlü bir besteci var. Onunla Avrupa turnesine çıkacağız. Benim Amerika'da ajansım var. Ekim ve Ocak'ta ben Can Çakmur, siz duydunuz herhalde. Çok yetenekli bir piyanist. Onunla beraber turnelerimiz olacak Amerika'da. Onun dışında üçüncü turnemde Fazıl Say ile beraber olacak. Onun için ben çok heyecanlıyım tabii ki de. Zaten albümümüzü kaydettikten sonra o turneyi yapacağız. Onun dışında işte her şey, bütün bu 2 sene ertelendiği için her şey, ben de tam olarak bilmiyorum yani takvimin nasıl değişecek, neler koyulacak, nereye gideceğiz. Ben şu anda hiçbir şey tam olarak bilmiyorum çünkü sürekli değişiyor her şey, bildiğiniz gibi. Ama bir sürü güzel projelerimiz olacak. Onun için hatta şimdi Türkiye'de benim bir konserim olacak. Bodrum'a gidiyorum 12'si, 12 Temmuz. Onun dışında işte böyle, yani yavaş yavaş başlıyor. Birçok değişik fazla sayı dışında kayıtlarım da olacak. Viyana Radyo Senfoni ile kaydım olacak. İşte 2 sene hiçbir şey olmadan sonra bütün zaten biliyorsunuz müzik dünyasında iki sene önceden her şey planladığı için bütün konserler, projeler. Benim zaten bu sene için planlanan şeyler vardı. Bir de üstünde pandemi sırasında iptal olan ya da ertelenen şeyler üstüne koyunca bayağı zorlu bir dönem olacak. Onun için yani, ama mutluyum çünkü bir buçuk senede ben sahneye çıkmıyordum. Onun için güzel olacak yani, onun için heyecanlıyım bayağı. Evet, çok güzel. Cemal, çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Bütün konuklarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Size şimdiden iyi çalışmalar diliyorum. Albümü bekliyoruz, 4 gözle dinleyeceğiz. Çok çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Çok çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Burada soru falan olursa ben onu da cevaplayayım. Sorularınız var mı bilmiyorum. Bir kişi bir